Şimdi geçelim emekli maaşları konusuna. Emekli maaşları konusuyla ilgili bugün Abdullah Güler bir son dakika haberi yoksa Abdullah Güler dedi ki biz de Cumhurbaşkanı'na bu akşam sunacağız. Hafta sonu toplantı yaptık. Toplantı bitti. Bazı alternatifler var. O alternatifleri de Cumhurbaşkanı'nın önüne koyacağız. Cumhurbaşkanı da karar verecek. Biz karışmayacağız. Şimdi zaten anlatıyorduk size. Bir taraf başka bir şey düşünüyor, bir taraf başka bir şey düşünüyor. Bir taraf başka bir şey düşünüyordan kısım şu. İki tarafı ayıralım ama iki tarafta bakın. Ya biz emeklileri çok düşünüyoruz falan tavrında değil. Ya keşke öyle olmuş olsa ama değil yani. Kızabilirler belki ama ben öyle görmüyorum. İki taraf da kendisini kurtarma derdinde. Neyden bahsediyorum? Emeklilere birazcık daha zam yaptıralım diyen taraf o toplantıda şunun şikayetinde teşkilatlardan çok baskı var, vatandaşlardan baskı var, siyaset yapamıyorlar, sokağa çıkamıyorlar. İşte gördüğünüz eli taşı en son Kayseri'de bir protestoyla karşı karşıya kaldı. Bunu bir şekilde bizim dindirmemiz lazım. Hiçbir şey söyleyemiyoruz, mecliste konuşamıyoruz. Bu emekli maaşları konusunu gündemden çıkarmamız lazım. Ben niyeti böyle okuyorum. Diğer yandan da ekonomi yönetimi de diyor ki kardeşim ekonomiyi bozmuşsunuz, bu hale getirmişsiniz. Bana da düzelt diyorsun. Bunun da yolu buradan geçiyor. Ne yapayım kardeşim? Ben de bunu yapacağım. Yani o da kendince kendisini kurtarma derdinde. Ama burada olan kim oluyor? Emekliler oluyor. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bu akşam karar vereceği konuyla alakalı haber düştü. Bir kulis haberi düştü. Neden, nasıl düştü? Onu da söyleyeyim ben size. Ekonomim gazetesinden Besti Karalar dedi ki AK Partili kurmaylar en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili 3 alternatif var. Bu 3 alternatif Cumhurbaşkanı'nın önüne gidecek. Cumhurbaşkanı bu 3 alternatiften birisine karar verecek. Bu son gelen bilgi. Bu son gelen son durum bilgisi budur. Notumuzu düşelim. Bunun sonunda da ekleyeceğim birkaç detay da olacak. Diyor ki Besti Karalar 11.500 lira, 12.000, 12.500 lira Cumhurbaşkanı'nın önüne götürülecekmiş. Bu hafta sonundaki toplantıdan çıkan konu buymuş. Bu haber doğruysa ve bu haberdeki iddialar doğruysa burada seyyanen meselesi, tüm emekleri seyyanen konusu yok, refah konusu yok. Hani bugün maaşlarda güncelleme olmamış denilirken biraz umutlanma oldu. Ama size şu kadarını söylüyorum. Bakın, yani haftalardır konuşuyoruz. Ben haftalardır burada bir şeyler anlatmaya çalışıyorum sizler aracılığıyla. Siz zannediyor musunuz ki ben her gün bu konuları konuşup, her gün bunları tartışıp, haber olsun, işte gündem olsun diye düşünüyor mu zannediyorum? Ben burada bir çözüm olsun arayışındayım. Ama şu haberi gördükten sonra hani doğruluk payına da bakarak çünkü Besti Karalar'ın haberi genelde doğru çıkıyor. Ya günlerdir 1500 2000 lira mı için 2000 lira için mi bu insanlar bu vaziyete getirildi? Ya şaka gibi ama komik değil yani artık bu. Gerçekten komik olmayan bir hal aldı. Bugünkü yayında da anlattım. Yine söyleyeyim, yine anlatayım. Cumhurbaşkanı bugün karar verir, yarın çıkar bir açıklama gelirse kimden olduğunu bilmiyoruz. Daha o da net değil. O kararla ilgili de şunu söyleyeyim. Bugün Cumhurbaşkanı çıkar der ki, şuna karar verdik, ben açıklamayayım, işte siz açıklayın. Yarın bir toplantı olur, AK Parti'den bir isim çıkar. Bu ismin ya Çalışma Bakanı olacağını ya da işte grup başkanlarından birini, başkan vekillerinden birisi olacağını düşünüyorum. Çıkarken düşük emekli maaşını da meclis başkanına sunduk. Kanun teklifimizde yer alacak. Şu kadar oldu. Ne olacak mesela? Ne değişecek? Yarın salı. Geçti mesela. Perşembe günü geçti. Ne değişecek insanların hayatında? Ne olacak mesela? Nasıl bir... Tamam, bu kadar aylardır konuşuyoruz, tartışıyoruz. Sahadan gelen o tepkiler gelmeyecek mi? Emekli maaşı, emekliler gündemden mi düşecekler? Bence bu yine söylüyorum, yine ifade ederek söylüyorum, daha da bu tartışmaları alevlendirecek. O yüzden dikkatli bir karar alınması gerekiyor. Burada eğer bir karar aşamasındaysa iktidar, biz yine son ana kadar buradan ifade etmiş olalım. En azından 2000 lira gibi bir rakam konuşuluyorsa ya da 2500 lira gibi bir rakam konuşuluyorsa en düşük emekli maaşına bunun bütün emeklilere verilmesi lazım. Yani şunu yaparsınız karar kıldıysanız 10 bin lirayı 12.500 lira yapacağız dediniz ya da 12 bin lira yaptık dediniz onu oraya getirirsiniz. Orada 10.500 lira alan bir kişi üzerinden gidelim. Ona verirsiniz 2000 lira seyyanen zammı enflasyon farkını da verirsiniz. Dersiniz ki elimden gelen bu.
En azından adaletsizliğe yol açmadım. Ama bunu yapmayacak gibi görünüyor şu aşamada. Değerli izleyenler, maalesef yani bu haber doğruysa durum bu. Umuyoruz ki bu haberler yanıltır. Çok başka bir sonuç çıkar. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın son anda böyle farklı kararlar alarak işte farklı şeyler söylediğini de biliyoruz. Ama yakın bir dönemde bu olmadı. Haberin detayında şu da yer alıyor. 12 bin lira diye anlaşılmış toplantıda. Bakın olaya bakın ya. Şu olaya bakınız. Toplantıda 12 bin lira diye anlaşılmış. Cumhurbaşkanı bunu 12,5 yapacakmış. Daha bunu öğlen anlattım yani. Daha bunu öğlen söyledim sizlere. Bu haber falan yok yani ortada. Dedim ki size 12 bin lira diye anlaşmıştır büyük ihtimalle. Cumhurbaşkanı da üstüne bir 500 lira koyar. Böyle geçirirler herhalde. Bu dönem böyle atlatmaya çalıştılar ama yanlış diye ifade etmiştik. Yapılmayacak ben de inanmıyorum demişsiniz. İsterlerse 1 lira versinler ama tüm emeklilere versinler. Bakın mesela yani bunu anlatmaya çalışıyorum size yani bunu söylemeye çalışıyorum. Siz zannediyor musunuz ki bu insanlar açgözlü, bu insanlar şöyle. Bakın bir kere emeklilere bakış açısı da çok yanlış. İktidar kanadından. Popülizm falan diyorlar. Bunlar para istiyorlar. Bunlar şu yaşta emekli oldular, bu yaşta emekli oldu diyorlar. İtibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Kardeşim bakın anlamıyor musunuz? Adaletsizlikten kaynaklanıyor bu tartışmalar. Yani bu mesele bu. Meselenin özü bu. Ben bunu aylardır anlatıyorum. Memurlara seyyanen zam meselesiyle başladı bu süreç. Yine altına hani kendim yorumumu atarak söylüyorum. Emeklilerle ilgili yine ben tartışma olacağını düşünüyorum ama diyelim ki o memurlara seyyanen zam verilmeseydi. 8 bin lira. Ya da iktidar deseydi ki ben burada bir paylaşıma gideceğim. 8 bin lirayı bir tarafa vermek yerine burada emeklilere de bir miktar seyyanen zam yapacağım. Orayı da dengeleyeceğim. En azından aralarında bir adaletsizlik olmasın. Bakın altına imzamı atarak söylüyorum. Bu kadar tartışma olmayacaktı. Bu kadar insanlar aylarca bakın bir yıla geçecek. Bu kadar süre bunları tartışmayacaklardı. Hala bu anlaşılmıyor. Hani hala bu anlaşılmıyor. Hala 2 lira verelim. 2,5 lira verelim. Biraz durgunlaştırırız. Biraz böyle değil yani. Bu meselenin özüyle ilgilenen kimse yok mu? Bilmiyorum değerli izleyenler. Peki anketi bir sonuçlandırayım. Sizin fikrinizi merak ediyorum.